Tek konu videosuna bu hafta Sasa'yı seçtim. Tek konu videolarında hafta içi gündemin yoğunluğunda kaybolan bir konuyu çekip yeterince bakamadığım bir konuyu çekip hafta sonu biraz daha detaylı bakıyorum. Sasa geçen hafta gündemdeydi. Diyeceksiniz ki Sasa'nın gündemde olmadığı bir zaman var mı? Gerçekten de Türkiye'de küçük yatırımcıların en beğendiği hisse senetlerinden biri. Belki de birincisi. Ama geçen hafta bir haberle yeniden gündeme geldi. Hatta sadece Türkiye'de değil yabancı yatırımcıların da gündemine geldi. Çünkü Sasa geçen hafta MSCI Türkiye endeksine alındı. MSCI Türkiye endeksi Morgan Stanley'in Bir Uluslararası Yatırım Kuruluşu, Amerikan Yatırım Kuruluşu ülkeleri ülke borsalarını izlemek için geliştirdiği endeksler Türkiye için geliştirdiği endekse işte SASA'yı, Hektaş ve Yapı Kredi ile birlikte dahil etti. Bu SASA'nın başarısının tescili oldu bir anlamda. Biz zaten SASA'nın başarısını biliyoruz demeyin. SASA'nın aslında çok ilginç bir tarihi var özellikle Sasa'nın şimdiki sahibine satılması devri bence iş dünyasının, iş dünyası tarihinin en ilginç sekanslarından biri. 1966 yılında kuruldu Sasa. Sabancı Holding'in çatısı altında faaliyet gösterdi. Yıllarca tekstil sektörüne yönelik ham madde üretiyordu. Adana'da dev bir fabrikaydı. Ama 2000'li yıllarda Sabancı Holding sanayiden çıkma kararı aldı. Özellikle Sakıp Sabancı'nın ölümü sonrasında ailenin geri kalan üyeleri hizmetler tarafında büyümek istediler. Akbank zaten Sabancı Holding'in amiral gemisi haline gelmişti. Hala öyle. Onun yanı sıra enerji sektörüne yatırım yapma kararı almışlardı. Hem de dev yatırımlar yapacaklardı. Nitekim yaptılar. Daha sonra bugün Enerjisa hem üretim tarafında hem perakende satış tarafında Türkiye'nin en büyük enerji şirketi. Ama bunun için yani bu tarafta büyürken sanayiden çıkma kararı almışlardı. Boz sayı sattılar, yün sayı sattılar. Bunlar tekstil şirketleri. O da işte Sasa'yı da sattılar. Daha sonra çimento fabrikalarını da satışa çıkardılar. sayı otobüs şirketini, otobüs fabrikasını sattılar sonra geri aldılar. Sonuçta Sabancı niyeti gerçekten bozmuştu. Sanayiden tümüyle çıkmaya karar vermişti. Biz Sabancı'nın Sasa ile olan hikayesine geri dönelim. 2015 yılına kadar Sasa'yı Sabancı Holding yönetti. Ama işte 2000'li yıllarda sanayiden çıkma kararı verince Sasa'yı da satma kararı almıştı Sabancı Holding. Ve nihayet 2015 yılında satış gerçekleşti. İlk aslında alıcı bir Hintli devdi. Dünya deviydi bu alanda tekstil ham maddeleri alanında faaliyet gösteren bir devdi. İki taraf elde sıkıştılar ama rekabet kurumu yani devletin kurumu rekabeti düzenleyen kurumu buna izin vermedi. Hintlilerin bu alanda teker olmasına izin vermedi. Ondan sonra sıra Erdemoğlu Holding'e geldi. Erdemoğlu Holding Adıyaman Besnili bir aile. Erdemoğlu ailesi Sasa'nın sahibi, bugünkü sahibi olan aile. Ama Gaziantep'te halı üretiminde büyüdüler. Merino halılarıyla onları tanırız. Aynı zamanda daha önce de 2005 yılında dinar halılarını Akkök ailesinden bu Ak merkezin sahibi olan o da Sabancı ailesi gibi Türkiye'nin en eski sanayici ailelerinden biri. Onlardan dinar suyu satın almışlardı. 10 sene sonra da işte 2015 yılında Sasa için Sabancı Holding'de el sıkıştılar. Kaça aldılar biliyor musunuz Sasa'yı? Sabancı Holding Sasa'yı kaça sattı? Sadece 102 milyon dolara sattı. Bugün Sasa'nın değeri ne kadar? Piyasa değeri 17.3 milyar dolara bugün ulaştı. Gerçekten inanılmaz. Yani 7 senede Erdemoğlu ailesi Erdemoğlu Holding 102 milyon doları aldığı şirketi 17.3 milyar dolara yükseltti. Sabancı Holding buna üzülüyor mudur bilmiyorum. Bu konuda hiçbir açıklama yapmadılar. Ama satarken aile, Sasa'yı satarken o dönemde tekstil sektörünün önde gelen iş insanları buna karşı çıkmıştı. Hatta Sakıp Sabancı hayatta olsa Sasa'nın satılmasına izin vermezdi diyenler vardı ben hatırlıyorum. Mesela onlardan biri Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önceki başkanı İsmail Gülle'ydi. Sabancı Holding'e ailesine çağrı yapmış ve Sasa'yı satmamalarını istemişti. Ama Sabancı Holding işte 102 milyon dolara bir anlamda haraç mezat sattı. Haraç mezat satılan Sasa Erdemoğlu Holding'in ellerinde 17.3 milyar dolara geldi. Nasıl oldu bu iş? Çünkü Sasa dev yatırımlar açıkladı. Yumurtalık bölgesinde Adana'da 10 milyon metrekare alanda dev bir sanayi tesisi kuruyor. Tesisin ilk ayağı liman, ikinci ayağı asıl ayağı ise bir polipropilen tesisi olacak. Polipropilen bir petrol türevi yani aslında bir kimya şirketi tekstil başta olmak üzere birçok sektöre ham madde ve ara girdi üretecek. Ve Türkiye'nin daha önce ithal ettiği bu ürünü Türkiye'de üretmeye başlayacak. Türkiye'nin cari açığında azaltıcı bir yatırım. Yatırımın diğer etaplarını bu yumurtalıkta yapılacak yatırımın diğer etaplarını ise rafineri, bir dev petrokimya rafinerisi ve aromatik kimyasallar ile Türkiye'nin ihtiyacı olan diğer kimyasal ürünler oluşturacak. Başlangıçta bu yatırımın maliyeti 12 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ama son yıllarda işte yaşanan dünyadaki gelişmeler toplam maliyetin 20 milyar dolara yükselmesine neden oldu. 20 milyar dolarlık kısacası yatırım yapıyor. 20 milyar dolarlık yatırım haberleri, açıklamaları henüz daha bu yatırımlar tamamlanmış değil. Aslında birçok açıdan başlangıç aşamasında olduğu söylenebilir ama bu yatırımla ilgili haberler işte 17.3 milyar dolara SASA'yı taşıdı. SASA yönetim kurulu üyesi Mehmet Şeker, Avrupa'dan Hindistan'a kadar olan bölgenin polyester üssü olacağız demişti. Yani asıl hikaye işte SASA'yı buraya taşıyan asıl hikaye sadece Türkiye piyasasına yönelik değil aynı zamanda Avrupa'dan Hindistan'a kadar dev bir coğrafyanın polyester tedarikçisi olma hedefi bu yatırımla. Sasa'yı buraya getiren işte bu hedef oldu. Önümüzdeki aylarda yıllarda yatırımın seyrini birlikte izleyeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.